Merhaba arkadaşlar, Şahangiller YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu sefer ilk defa böyle bir şey yapacağım. YouTube'un bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak Gönül'e bir şaka hazırlıyorum. Çünkü hani böyle şakalar makalar böyle daha çok seviliyor gibi geliyor bana. Bir şaka yapayım dedim. Ayrılma şakası olsun. Birazdan Gönül'e gideceğim, diyeceğim ki aşkım işte senden soğudum işte bilmem ne falan filan, artık o an aklıma ne gelirse her şeyi saçmalayacağım. Ne söyleyeceğimi şu anda kafamda kurmadım bile. Evin önünde arabayla bekliyorum. Birazdan eve gireceğim. Ondan sonra da telefonu götüreceğim, gizli bir yere koyacağım. Ondan sonra başımıza bakalım neler gelecek. Muhtemelen inanmayacak falan. Ama neler diyeceğini şu anda kestiremiyorum da. Bakalım bizi neler bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Gizli kamera başlasın. Gönül, Özgür Efe'nin üstünü değiştirmeye gitti. Pijamalarını falan giydirecek. Şimdi şurada bizim böyle bir tane tuz lambamız var. Tuz lambasının arkasına şöyle bir yerleştireceğiz kamerayı. Kamera tam iyi olmayabilir ama şöyle yerleştirdim. Muhtemelen tam olarak alır. Şimdi gidiyoruz. Beklemeye başlıyoruz. Baba gel. Baba gel. Yürü hadi babana şimdi. Koş. Baba çelişim. Baba. Ne oldu? Abi durmuyor yerinde ya. Bizim sen başlıyor. Vurma babacığım, vurma. Anneciğim vurma lütfen. Vurma. Efe. Bak yine televizyon. Efe. Hep abi şu şeyler izliyor. Van tuş bayıcı. Anneciğim sen uykun mu geldi? Hayata geçirildi. Ha? Ne oldu yine böyle kıpır kıpır oldu? Eğleniyor. Okulun rehberlik öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredata serbest etkinlik dersi koymasıyla ilgili. Anneciğim ya, ne olur ya yavrucuğum ya. Bize iki yanlarına kadar birçok etkinlik alanı var. Sen de söyleştiriyorsun. Tamamen sanatsal faaliyetler odaklı bir eğitim. Ne oldu? Yani normal teorik dersler dışında ağırlıklı olarak spor faaliyetleri, faaliyetler var, eğitim faaliyetleri var. Biz de bunu okulumuza nasıl yollayabiliriz, bunu araştırdık. Atölyeler, bir şey mi var? Baba, bir şey var senin? Düzeylerini olumlu yönde etkiliyor. Dur, şu sesi kısım. Şimdi sizlere... Ne oldu? İşlerde mi sorun var? Doğru söyle. Düşersin oğlum, in aşağı. Bak lütfen. İn aşağı düşersin. Bak oğlum, çeneni meneni vuracaksın yavrucuğum gece gece. Asıl ne oldu söylesene, Allah Allah, beni sinir etme ya. Hadi. Nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ya. Ne oldu? Efe vurma televizyona çocuğum. Son zamanlarda hep böyle hayat böyle... Hep bir monotonlaştı ya. Hep aynı, hep aynı, hep aynı. Hı. Bir de Efe doğduktan sonra hiç evden çıkamıyoruz, bir yere gidemiyoruz. Sabahtan akşama kadar aynı. İşe git, işten gel. Ondan sonra işte aynı hayatı yaşa falan filan. Ya bu çocuk olan her ailenin başına geliyor. Bu sadece bizim başımıza gelmiyor ki. Yani mecbur çocuğu şimdi alıp dışarı nasıl çıkaralım yani, hava esiyorken? Nasıl gezelim, sinemaya gidelim desek 2-3 saat, hadi bıraktık, hadi 2 bıraktık daha yani. Mecbur eskisi gibi hayatımız olmayacaktı. Zaten biliyorduk bunu en başta da yani. Şimdi sıkıldın mı hayattan? Hiç böyle olacağını düşünmüyordum ya. Nasıl düşünmüyordun? Biz bunları en başta da konuştuk. Ne bileyim işte yani, tamamen özgürlüğümüz kısıtlanmış gibi yani. Hiç istediğimizi yapamıyoruz, istediğimizi edemiyoruz. Ben şikayetçi değilim.
Tabii ki eskisi kadar birbirimize zaman ayıramıyoruz. Yani ailemin içerisinde özlüyorum ben de seni ama mecbur birazcık büyüyünce ya eski hayatımıza dönmeye başlarız yani. Kreşe falan gidince. Başımı mecbur aşkım yani yapacak bir şey yok. Yani canın sıkandı mı bu kadar? Sabah çıkarken bir şeyin yoktu. Biraz ara verelim. Ne? Ben biraz kafamı dinlemek istiyorum. Aşkım 1 Nisan 2 gün önceydi biliyorsun değil mi? Bugün 3 Nisan. Ciddi misin? Nasıl ciddiysin? Kafanı dinlemek istiyorum derken evin içerisinde bir huzursuzluğun mu var? Yani bu söylediğin işte bahane değil. Birbirimize zaman ayıramıyoruz, eskisi gibi değiliz falan. Yani bu ara vermek için bir sebep mi? Biraz kafa dinlemek istiyorum ya. Biraz ayrı kalalım. Birbirimizi özleyelim. Diyorsun. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? İstersen Efe'yi al. Anneme gideyim. Ya da ben gideyim. Fark etmez. Sen şaka mı yapıyorsun? Aşkım 5 senedir evliyiz. 10 senelik bir geçmişimiz var. Hiçbir zaman şu raddeye gelmedik de yani sırf eskisi gibi özgür değiliz diye sen bana kalkıp böyle bir şey söyleyemezsin yani. Çocuğu al annene git ya da ben gideyim. Ortada bir sebep yok yani ya. Sen böyle dalga mı geçiyorsun? Geçiyorsan gerçekten hiç hoş bir şey değil. Şaka yaparsan da bir an önce bitir yani. Şaka değil. Aşkım. Bak şu anda kalbim boğazımda atıyor. Tamam mı? Ya değmez mi şu çocuk için yani? Ne var? Tamam gitmeyelim sinemaya. Ne yapalım yani? Aç televizyonu. Film izleyelim yani. Ya sadece çocuk değil ya. Yani... Ben de mi senin canını sıkıyorum? Bende de mi var değişiklik? Ne? Eskisi gibi değil yani. Yani böyle eskiden eve gelirken böyle heyecanlanarak gelirdim. Şimdi böyle yani... Eskisi gibi değil. Yani hiç şey yok yani. Bir... Özlemek istiyorum yani seni. O yüzden biraz ara vermek iyi olur diye düşünüyorum. Anlamıyorum. Yani bu uzun bir süredir hani olsa bir gözlemlesem tamam da yani hiç öyle bir şey gözlemlemedim, fark etmedim. Daha sabaha kadar hiçbir şey yoktu senin. Bir anda böyle bir R yaptın, bir U dönüşü yaptın. Hayırdır ya ne oluyor? Yani seni tanımasam hayatında başka birisi var diye şimdi çemkireceğim yani başka kadınlar gibi. Ne oldu beni anlatıyor musun diye şimdi kafana üşüreceğim seni de tanıyorum seni öyle insan değilsin. Yani dışarıda canın sıkan başka bir şey var da bu evde seni bunaltıyor mu nedir yani? Tamam ben annemin evine gideyim o zaman. Ama bir daha da dönmem söyleyeyim yani. Benim bavulumu mu hazırlarsın kendi bavulumu mu hazırlarsın? Ne? Bavul. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Şikayetçi olan sensin. Al bavulunu ofisine mi gidiyorsun? Annene mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git tamam mı? Benim evim burası. Ben annemin evine sıplık gidecek olsam evlenmezdim zaten canım. Ben çocuğumla burada otururum. Sen git nereye gidiyorsan. Tamam. Keyfin yerine gelince de gelirsin. Sıkılmışsın ya. O zaman gelirsin. Tamam. Ben hayatımdan memnunum canım. Alo. Bir gün ne yapıyorsun? Tamam bence güzel oldu. Ne diyor oğlum annen? Ne diyor oğlum annen? Ay şakası bile çok kötü. Ay arkadaşlar şakadan bile kavga etmeyin. Ağzım dinlendi şakadan da olsa ya. Aşkım. Değil mi şakası bile kötü. Evet çok kötü. Gel oğlum gel. Hoppa! Şimdi diyeceksiniz ki niye yaptınız böyle bir şeyi? Allah kahretmesin. Gerçekten çok kötü bir şey. Değil mi? Yani gerçekten, gerçekten şakası bile kötü arkadaşlar. Bu Trend Avcıları diye bir konsepte başladık. Bu da konseptimizin ilk videosuydu. Şimdi de zaten dünkü kurguladığımız şeye dönüyoruz. Oradan izleyebilirsiniz. Şşş, aşkımla
Oğlum var ya, YouTube'da trende bir girdim. Herkes böyle saçma salak şeyler yazıyor. Yok işte sevgilimle ayrılma şakası yaptık, ayrıldık. Ba 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 bam. Herkes giriyor onu izliyor. Yok bilmem ne falan filan. Fake'ten yardırıyorlar, izletiyorlar. Trende giriyorlar. Biz de ne yapalım biliyor musun? Yarın ben iş yerinden gelirken böyle bir tane video çekeyim diyeyim ki arkadaşlar işte birazdan Gönül'e ayrılma şakası yapacağım falan filan. Ondan sonra eve geleyim. Güya şuraya saklayayım telefonu. Ondan sonra sen gelince de işte sana bir şeyler söyleyeyim. İşte soğudum senden bilmem ne falan filan. Sen de bana kız, bağır bilmem ne yap. Ondan sonra çık git ayrıldık diyek. Nasıl? Şaka yapalım diyorsun yani. He. Kim yer bizim ayrılma şakamızı ya? Ya olsun ya. Önemli olan yiyip yememen değil. Hani o şeyde YouTube'da başlık yazıyor ya böyle. Sevgilim ayrılma şakası yaptım. Parantez içinde de ayrıldık. Ondan sonra millet de merak edecek. Pat 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 girip izleyecek sonuna kadar. Followerslar, followerslar. Gelsin gelsin followerslar. Tamam, followerslar, followerslar. Gelsin gelsin followerslar. Poppy. Tamam. Ne olacak? Her zaman video çekiyoruz da ne oluyor? Bir kere de fake'ten video yapalım sanki. Bir trende düştüm mü en az 15 bin takipçi gelecek be. Millet ondan yapıyor demek ya. Ya. Gerçekten ayrılıyorlar mı? Trend avcısı videolarımızın devamının gelmesini isterseniz trenddeki şeylerle bu şekilde dalga geçmek, bu şekilde kafa bulmak gibi niyetlerimiz var. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Devamı gelsin. Evet, siz sosyal medyadaki böyle çılgınlıkları falan tiye alın derseniz altına bir yorum atın arkadaşlar. Sizi de arkamıza alalım ve burada devam edelim. Değil mi? Yani böyle bir şey vardı. Yani işte sevgilime ayrılma şakası yaptım, ayrıldık. Hatta yazın böyle binlerce video geliyor. Biz bunu tiye aldık. Bunun gibi bir sürü şey var. Bir tane tutan videoya binlerce video çekiliyor. Çekmemizi istediğiniz, tiye almamızı istediğiniz konu olursa alta yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Efe topu dişlemiş. Bu arada Efe de bizim topumuzu dişlemiş. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Öyle şakadan olsa birbirinize ayrılma şakaları yapmayın, evet arkadaşlar. Değil mi? Evet. Ayrılık ağzınızdan geçmesin.